Romeo bu evde ne saklıyor? Neden bu kadar çok koruması var? Özellikle en çok koruma neden en üst katta? Bu videoda bu sorulara cevap bulmak için inşaatçı penguen ustalar bizim için gönüllü oldular. Üst üste çıkıp penguenden bir kule oluşturacaklar. Böylece hem Romeo'nun dikkatini çekmeyecekler hem de Romeo'nun en üst katta ne sakladığını öğrenmiş olacağız. O zaman ustalarımızı kutudan çıkartalım. Hadi penguen ustalar, işinizin başına. Daha çok işimiz var. Hemen işe koyulalım. Kuleyi buraya yapacağız. Hadi penguen kardeşlerim, toplanın. Haydi kaldırın kollarınızı havaya. Şimdi birinci katı getiriyoruz. Durun size yardımcı olayım inşaatçı penguen ustalarım. Yavaş yavaş bırakıyorum şimdi. Hazır mısınız? Taşıyabilecek misiniz? 3, 2, 1. Tamam, birinci kat başarılı. Penguen kardeşlerim toplanın. Sıra ikinci katta. İkinci katın ustaları da yavaş yavaş toplanmaya başladı. Ben üçüncü katın bloğunu hazırda bekleteyim. Tamamdır. Üçüncü katı getirin. Tamam, inşaatçı penguen usta getiriyorum. Yavaş yavaş. Çok dikkatli olmalıyım. 3, 2, 1. Olamaz, birisi taştı. Yapmış olduğum küçük bir hata yüzünden bütün kat yıkıldı. Tekrar bırakıyorum. 3, 2, 1. Tamam, bir dahaki sefere daha dikkatli olmalıyım. Penguen kardeşlerim toplanın. Arkadaşlar, ikinci kattaki ustalar bu yüke dayanamamaya başladılar. Bazıları ellerini dinlendirmek için tek elle taşıyorlar. Bazıları da direkt bayılıp yere düştüler. Bu durum üçüncü kattaki ustaları da tehlikeye sokuyor. Bu işi bir an önce halletmeliyiz. Penguen kardeşlerim çabuk toplanın. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Dördüncü katı getirin. Of, dördüncü katı getirdim ama korkuyorum. Kesin yıkılacak. Çok dikkatli olmalıyım. Aşırı yavaş bırakmalıyım. Bu ip nereden çıktı? Tamam. Yavaş yavaş. Sakin bir şekilde bırakacağım. 3, 2, 1. Oh be. Tamam, bir şey olmadı. Hadi çocuklar devam. Hızlı hızlı hızlı. Herkes gelsin. Toplanın. Ey penguen ustalar. Acelemiz var. Hadi. Hey. Durun bakalım. Bu ses de ne? Ha? Aşağıda bir şeyler yapıyorlar. O da ne? Herkes dursun bir dakika. Kimse benim evimin yanında böyle şeyler yapamaz. Hey hey hey. Durun bakalım. Biri bana açıklama yapsın. Ne oluyor burada? Biz uzay penguenleriyiz. Uzaydan dünyaya düştük. Geri uzaya çıkmak için yol yapıyoruz. Lütfen uzak durun. Bu yolu yapmak çok meşakkatli bir iştir. Dikkatimizin dağılmasına izin veremeyiz. Tamam da neden benim evimin dibinden yapıyorsunuz? Aya baksana tam tepede. Hani bakayım? Ha. İyi yapın bakalım. Evimin yanında uzaya giden bir yol olması benim de hoşuma gider. Arada bir uzaya çıkıp geliriz. Çok korktum, çok korktum. Neredeyse bir çuval inciri berbat ediyorduk. Hadi hadi hadi. Romeo işleri berbat etmeden bitirelim bu işi. Doğru, haklısın. Hadi penguen kardeşlerim toplanın. Hazır değil misiniz hala? Kulenin yüksekliği arttıkça dayanıklılığı azalıyor. Bu sefer çok 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 daha dikkatli olmalıyım. Yavaş yavaş. 3, 2, 1. Aa, yamuk bıraktım, olamaz. Ustaları aşağı düşüreceğim şimdi. Ne yapacağım? Neyse, diğer katların güvenliği için bunu yapmak zorundaydım. Tamam, mor penguen usta geri yerine geldi. Şimdi yavaşça bırakalım. Of, sen de düşmeye meraklıymışsın. Tamam, bu sefer oldu. Baykuş kız, gelir misin? Konuşmamız gerek. Ne oldu? Maalesef, üzülerek söylüyorum. Daha fazla kat çıkamayız. Niye? Daha en üst katı görebilecek yükseklikte değiliz ki. Üzgünüm ama kat kalmadı elimizde. Sadece iki kat kaldı. Onları çıksak bile en üst kat gözükmeyecek. Ayrıca onları çıkarsak ustalarımızın hayatını tehlikeye atmış oluruz. Bununla idare et lütfen. Tamam, kendi merakımdan dolayı kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemem. Bakalım ortanca katta ne varmış. Tamam, çıktım. O da ne? Hey baykuş kız, buraya bakamazsın. Aa, bakamıyorum zaten, gözüm yanıyor. Güvenlik sistemimiz devreye girdi. İçeriye bakmasını önlüyor. Sıkıntı yok şimdilik. Romeo'ya haber gönderin. Aa, gözüm. Ohoho, çok fena ışık yansıyor. Aa.
Bahçemde bir işler çevirdiğinizi anlamıştım. Demek bu işin içinde de sen varsın baykuş kız. Romeo, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın baykuş kız? Evime izinsiz bakmaya çalıştın. Yakalayın onu. Bunu kendin istedin baykuş kız. Bize sorsaydın zaten söylerdik ne olduğunu. Ne? Söyler miydin? Evet Romeo, bir şey saklamıyoruz ki. Evin içi bomboş. Bütün paranı eve harcadığın için içine bir şey alamadın. Bütün bilgilerimi ifşa ettin şimdi baykuş kıza. Hay kızları, şu hay kızını da yakalayın. Sizin yüzünüzden pijamaskiller bütün sırrımızı öğrendiler. Şimdi ne yapacağız? Bence en iyisi numara yapmayı bırakalım Romeo. Sanki evin içinde bir şey varmış gibi boş boş bütün hay kızları orada oturuyor. Onun yerine bir işler yapsalar, çalışsalar en azından evin içine eşya alacak birikimimiz olur. Of, bunu söylemekten nefret ediyorum ama haklısın hay kızı. Hay kızları, tamam, koruma göreviniz bitmiştir. Hepiniz işinizin başına dönebilirsiniz. Oh be, sıkılmıştım burada beklemekten. Ayaklarım ağrımaya başlamıştı benim de. Gitmeden önce bir şey almam gerek. Bu benimle geliyor. Hadi baykuş kız, seni de bırakalım. Seni yakalamamızın bir anlamı kalmadı zaten. Evin içine gidip de bakabilirsin. Teşekkürler Romeo. Eğer yardıma bir şeye ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Teşekkürler baykuş kız. Gerçekten çok iyisin. Beni utandırıyorsun. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.